Şimdi son anda dediğimiz için çok fazla marinasyon yapmaya vaktiniz olmayacak. Ama ola ki bunu, ya ben son anda yapmayacağım, çok beğendim, öncesinde hazırlamak istiyorum diyorsanız, birkaç gün önce marine ederseniz hem et bir dinlenmiş olur, hem o verdiğiniz bütün aromaları yavaş yavaş içine çekmiş olur, hem de biraz yumuşamış olur. Ben birkaç gün öncesinden marine etmeyi seviyorum. Kaburga deyince insanlar genellikle karıştırıyorlar. Aslında kaburga pirzolanın üst kısmında kalan şu parçası. Yani hani böyle küçükken sıyırırdık ya ara ara, işte o üstte kalan kemikler. Kasaplar bunu çok fazla vermezler. Bir de artık alışmışız böyle küçük pirzola yedirmeye çocuklarımıza, kırık pirzola. Biz eskiden o kemiklerin hepsini sıyırırdık ve bu aralarının da hepsini kebapçılara ya da dönercilere verirler. Daha çok kebapçılara, lahmacun içlerine, ki o böyle kaburga arası inanılmaz güzel, lezzetlidir. Ben bazen hatta onu köftede de kullanıyorum. Diyorum özellikle kaburga arasından tek çekim ver bana diyorum. Böyle parça parçadır, kesmesi çok kolaydır. Ben önce bir tanesini keseyim, sonra sosunu göstereyim size. Tek tek şöyle ayıracağım. Üzerindeki yağları özellikle şöyle bırakıyorum ki o yağlar yandığı zaman çok güzel bir yeme lezzeti verecek. Sonuncuyu da yaptım. Şunlar bir de şimdi kasaplar benden nefret edecek ama bir küçük bir sır vereyim size. Kasaba gittiğiniz zaman direkt pirzola söylemeyin. Deyin ki ben kafes almak istiyorum, hiç bana işleme deyin. Çünkü o zaman o işlemediği için işçilik parasını da almıyor ve de her zaman kafes dediğimiz omurga kısımları, 16-16 olan kısımlar işçiliği olmadığı için daha uygun fiyata satılır. Ve de bir taşla 3 kuş vurmuş olursunuz. O kuşların ne olduğunu söyleyeyim. Üst tarafları yani kaburgalarıyla böyle bir kaburga hazırlarsınız ya da bunu soslarsınız, difrize atarsınız. Dolayısıyla son dakika için hazır olur. Diğer kalan kısımlarıyla çocuğunuza pirzola yaparsınız. Zaten o en güzel kısmı. Arada kalan etlerin çok fazla geliyorsa size birazını alıp onları da köftenize kıyma çektirip kullanabilirsiniz. Dolayısıyla hem pirzoladan daha ucuz almış olacaksınız, hem pirzola hem kaburga hem de köfte arası böyle boşluk etinden faydalanmış olacaksınız. Bu da böyle küçük bir ipucu olsun size. Önceden marine ettim. Etin rengi zaten çok güzel. Şimdi geldik marinasyonda nasıl soslar kullanacağımıza. Genellikle bal ve pekmez kullanıyorum. Neden? Bal böyle o kaburga etine biraz sonra kullanacağım sucuk baharatıyla birlikte inanılmaz güzel böyle bir füme, bir baharat aroması veriyor. Dolayısıyla arkada gelen pekmez de böyle hafif bir siyahlık vermesiyle birlikte çok güzel bir çıtırtı oluyor. Yani tatlılığı bal ya da pekmezle sağlıyorum. Üzerine gelen çıtırtıyı da böyle o arkadan gelen çemen baharatıyla böyle birbirine bağlıyorum. Aslında burada yapmaya çalıştığım bir baharatlı, bir tatlı ve böyle bir üstteki bir çıtırtı ve yanma duygusunu oluşturacak o böyle bir mangal efektini vermek. Hani mangalda böyle siyah yanar ya, onu pekmezle sağlamak. Birazcık da elinizde varsa tam araya ama pekmez koyduğunuz için illa olmasına gerek yok. Soya sosu değil, glutensiz soya. Ben böyle birazcık seviyorum. Ama siz sadece bal, pekmez, hardalın böyle minik minik çıtırtılarıyla harika bir sos hazırlayabilirsiniz. Şimdi bir parça ince pekmez koydum. Birazcık da böyle ben daha şöyle balı koyuyorum. Miktarlarını sorarsanız kişiye göre değişir. Daha tatlımsı sevenler balı, pekmezi biraz daha fazla koyabilir. Acı sos sevenler içine acı sos ekleyebilir. Bir de neden çemen baharatı kullanıyorum? Çünkü o çemen baharatının arkasındaki çemenden gelen o füme aromasını çok seviyorum. Alternatifi ne olabilir? Füme baharatlar olabilir. Füme acı biber olabilir. Bol karabiber olabilir. Ama bu çok yakışıyor. Yani illa elinizde yoksa, şimdi şey diyebilirsin, benim füme baharatım yok, acı biber olur, güzel isot biberi olur. Şöyle. İçine koyacağım biberiye, kekik tamamen size kalmış bir şey. Adaçayı kullanabilirsiniz, çok yakışıyor. Kekik kullanabilirsiniz, çok yakışıyor. Biberiye kullanabilirsiniz, ete çok yakışır. Elinizde kalmış üzüm suları varsa onları kullanabilirsiniz. Biraz nar ekşisi kullanabilirsiniz. Böyle daha ekşimsi, tatlımsı, acımsı tatları seviyorsanız. Yani aslında burada yaptığımız marinasyonda hem tadı vermek hem de üstteki çıtırtıyı almak. Bu çıtırtıyı hem pekmezle hem hardalla sağlıyorum. Aynı zamanda hem pekmez, hem hardal, hem bal, hem böyle biraz aromatiklerle birlikte çok hoş böyle bir arkada bir tat yaratıyorum. Birazcık da bunları seyreltmek için
Şimdi zeytinyağı kullanacağım. Hem o yumuşamasını da sağlar. Zeytinyağı da soğuk sıkım değil. Ben eldivenimi alayım, geliyorum hemen. Şimdi üzerine olduğu gibi sosu döküyorum. Şimdi neden böyle bir şeyi fırında yapıyorum? Bir kere çok kolay. İki, hiç dumanlamıyor. Özellikle fırının ızgarasını çok fazla kullanmıyoruz. Ama ben size söyleyeyim, müthiş bir kolaylık. Biz neredeyse hiç patatesleri başka bir yerde kızartmıyoruz. Ya da böyle mangal gibi bir şeyler yapmak istediğimiz zaman fırın ızgarasını çok fazla kullanıyoruz. Hatta ben tavuk suları yaparken bile bütün böyle ön işlemlerin hepsini fırın ızgarasında yapıyorum. Ama birkaç tane püf noktası var. Bu arada iyice böyle bir yediriyorum. Yani şöyle bir yumuşaklığına şöyle bakıyorum. Bütün sosu içine alsın diye. Şöyle özellikle yağlı olan taraflarına şöyle yediriyorum. Önden bir daha söylüyorum. Tuz ve karabiber koymadım. En son üzerine o tuzu, böyle bir file tuzu serpeceğim ki yapışsın o tuz diye. En önemli kural, genellikle ızgara şeklinde tepsiler kullanmanız gerekli. Eğer tavaya yapışan bir tepsi kullanırsanız hava sirkülasyonu alttan gelip üste doğru gitmez. Böylelikle sürekli çevirmek zorunda kalırsınız. Mesela tavuk kanatta da bunu yapabilirsiniz. Aynı tarifi hindi kanatta, butlarda, küçük butları önden haşlayıp böyle yapabilirsiniz. Ya da patateslerde de mutlaka alttan teli olan, telin üzerinden hava sirkülasyonunun geçip dolandığı sirküle olan bir sisteme koymanız lazım. Ve birazcık da altına su koyacağız. O zaman da dumanlamaması gerektiği için, çünkü çok yağlı. Kanatta, kaburgada o yağın, çok aşırı yağının akıp dumanlamaması için altta bir parça su olacak ki yağ düştükçe suya tutunsun, dumanlama yapmasın diye. Çünkü uzun pişecek. Yaklaşık 40 dakika civarında pişecek. Şöyle tek tek diziyorum. Yağları üste diziyorum. Dediğim gibi 200 derecede yaklaşık 25 dakika, yarım saate kadar önce etin kendisi pişecek. Evet, şimdi bu tamam. Zaten çekince şimdi bir aralarını açacak. Şöyle bir yerleştirdim. Suyunu koyduğum zaman şey yaparım. Şimdi ızgarayı yarıma getirdim. Maksimumda değil ama devam ediyor ısınmaya. Çünkü ızgaranın ısınması en az yarım saat sürer. Aklınızda olsun. Şöyle yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra suyu dökeceğim. Yerleştiriyorum. Çünkü şu anda henüz daha pişmesini sağlayacağım. Fırınım 200 derecede. Kapatıyorum. 25 dakika kuracağım. Seferinde çıkardım, böyle bir 25 dakika geçti. İki tane tartışma var. Bazıları böyle kaburgayı biraz daha böyle sert kopararak seviyor ve diyor ki ben böyle dişine, yani o dişe gelir tarafını çok seviyorum diyor. Ama benim nacizane fikrim, bir şef olarak, birazcık böyle ağızda dağılır, böyle hafif kopartılır bir halde kalması. Yani böyle makarnanın al dente hali var ya, hani o kadar değil ama bizim tandır kadar da böyle lime lime bir et değil ama dişe gelir bir halde kalmasını istiyorum. O yüzden de 25 dakikada mükemmel bir görüntüye geliyor zaten. Ama bu aşamada bir de davetlilerin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. O sırada birazcık fırında bekletmek gerekiyor çünkü soğuduğu zaman çok bir önemi kalmıyor. Yani o ilk böyle sıcak sıcak elle tutamıyor, ay yandım gibi ifadeler çok yakışıyor buna. Dolayısıyla sadece öyle bir vakit probleminiz varsa, normalde ihtiyacınız yok, bir parça ters pişir, yani böyle ters, şöyle arkalarını çevirin ki üst taraftaki o pekmez çok böyle mangaldaki gibi fazla yanmasın. Şu anda mükemmeller. Yani o 25 dakika tam yetti onlara, 200 derece fırın ve yarım ızgarada. Çok iyi oldular. Ben servis sırasında arkalarını kullanacağım için ve bazı büyük parçaların biraz daha yumuşamasını istediğim için bekletirken ters çevirerek bekleteceğim. Zaten üstü de böyle çıtırdayacak. Servis ederken ama arka taraflarıyla servis edeceğim. Ona çok dikkat ediyorum.
Bu arada bir tane bir şey söylemeyi unuttum. Parçalar keserken birbirlerine eşit değiller. O yüzden küçük parçaları büyüklerin yanına doğru saklayın ki yağını çok fazla çekmesin. Ya da fazla yağ varsa elinizde onu kurumasın diye üzerine o fazla olan yağla kapatın. Mesela bazılarında çok fazla yağ vardı. Onlarla kapatın ki onlar kuruma yapmasın. Çünkü şekiller birbirine eşit değil. Kaburgadaki genelde en büyük problem budur. İlla eşit olmasını istiyorsanız satırla böyle tık diye kesip, ama bunların güzelliği de birbirlerinin aynaları olmalı. Biraz da artisan olmaları aslında. Şimdi tekrar fırına alıyorum. Izgarası yarımda, açmıyorum. Fırında 200 derece biraz daha pişmesine ve süreyi uzatmaya çalışıyorum. Ama normalde 35 dakikalık bir süre bunun için zaten yeterli. Böyle tekrar koydum. Ben sadece birazcık bekletmek için şans sanıyorum kendime. Biraz da sıcak kalması için uğraşıyorum. Ya güzeller. Bunun yanına böyle isterseniz acı sos falan da yapabilirsiniz. Çok yakışıyor. Ben çok seviyorum. Benim böyle önceden yaptığım hazır soslarım var. Daha önce hazır akıllım var. Bir tanesi erikli mesela. Bir tanesi böyle hafif tatlımsı. Biri biraz daha füme, baharatlı gibi olan. Ama böyle şey de yapabilirsiniz. Yani böyle azıcık pekmez, biraz böyle acı biber varsa elinizde bir acı sos. Biraz böyle balla karıştırıp üstüne yaptığımız gibi sosun aynısını şey de yapabilirsiniz. Şöyle biraz tepeleme koyacağım ki böyle güzel gözüksün. Şöyle. Şu acı sosu da birazcık şöyle dökeyim. Şöyle. Zaten çok güzel üstleyen batırdım. Ben küçük bir cadılık yapacağım. Üstüne azıcık dökeceğim. Bir parça da kekik koyayım. Hardallı pekmezli kaburga hazır. Ben dayanamayacağım. Bir tane yiyeceğim ama acılı yiyeceğim. Afiyet olsun.